Bak videoya çekiyorum abi, dur. Videoya çekiyorum. Dur. Yine Faruk mu? Yok yok abi, vurmasın bak. Vurma abi. Sıkarım bak sana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçen hafta pazar günü başımıza gelen çok kötü bir olaydan bahsedeceğim. Hepinizin bildiği üzere yıllardır tırmanış videoları çekiyorum. Bu süreçte sayısız kez yüksek dağlara tırmandım. Kimsenin özel mülkiyetine izinsiz giriş yapmadım. Söylediğim gibi terk edilmiş yapılara tırmandım sadece. Bunu yaparken kötü niyetle hareket etmiyordum. Tek amacım video çekmek, içerik çıkartmaktı. Yaptığım bu sporun çok tehlikeli olduğunun farkındayım. Fakat karakterim olarak adrenaline bayılıyorum. Bu nedenle ekstrem sporlarla uğraşıyorum. Bunu yaparken kör kütük değil, öncesinde yaptığım pratiklerle, egzersizlerle kendimi geliştiriyorum. Ayrıca tırmanışları da gerekli önlemleri alarak gerçekleştiriyorum. Ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Pençe Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için farkındalık yaratmak ve onlara minnettarlığımı göstermek için bir şey yapmak istedim. Bunun üzerine Antalya'dan yola çıktım, İstanbul'a gittim. Esenler ilçesinde bulunan, parantez içinde buraya çok dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Ben orada yaşamadığım için orayı bilmiyordum ve orası zaten tehlikeli bir bölgeymiş. Faal olmayan, bakın arkadaşlar, dışarıdan bakıldığında da gerçekten faal olmayan, terk edilmiş bir inşaat gibi duruyordu orası. Yarım bırakılarak terk edildiğini düşündüğümüz inşaat halindeki gökdelenin sahasında bulunan 150 metre yükseklikteki kullanılmayan vincin tepesine çıkarak şehitlerimiz için Türk bayrağını asmak istedim. Bütün samimiyetimle tek niyetim orada şehitlerimizi anmak ve onlar adına farkındalık oluşturmak için şanlı bayrağımızı 150 metre yükseklikteki vincin tepesinde dalgalandırmaktı. Başka hiçbir amacım yoktu. 150 metrelik kullanılmayan bir inşaattaki vincin tepesinde nasıl bir amacım olabilir? En fazla kendime zarar verebilirim ki daha önce de ifade ettiğim üzere tırmanış videoları çekiyorum. Bunda profesyonelim ve çıkmadan da önlemlerimizi zaten alıyoruz. Her neyse, şanlı bayrağı göklerde dalgalandırmak için vincin tepesine doğru tırmanmaya başladık. Hava çok soğuk olduğu için vincin merdivenleri de aşırı soğuktu. Ve parmaklarımız donuyor, ayaklarımız titriyordu. Zaten yükseklik korkum da var arkadaşlar benim. Ellerim soğuktan donmaya başladı. Tutunamıyorum. Ona rağmen bir şekilde vincin tepesine çıkmaya çalışıyorduk. Yerden inanılmaz yüksekteyiz. Her 15 metreye bir destek hat kurmuşlar. Yukarı çıktıkça tansiyonum düşüyor. Burnum donuyor. Çok kötüyüm. Biz tırmanışa başlarken aşağıda hiç kimse yokken biz tırmanmaya başladıktan sonra zirveye az kala aşağıda bir hareketlenme başladı. Ve 3-4 kişi bizi aşağıya inin diye seslendiler. İniyoruz, tamam. Tam çıkmak üzere olduğumuz için biz de tırmanmaya devam ettik. Hem kötü bir niyetimiz yoktu, vince zarar vermemiştik, hem de bu kadar yaklaşmışken şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmadan aşağı inmek istemiyorduk. Aşırı soğuğa, 150 metre yüksekliğe ve çok üşümeme rağmen vincin zirvesine çıktık ve şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmayı başardık. Arkadaşlar, normalde burada drone açacaktık. Bu Türk bayrağımızı tüm şehitler için dalgalandıracaktık göklerde. O yüzden şöyle açıyorum. Başımız sağ olsun Türkiye. Benim için inanılmaz duygusal bir andı. Birazdan anlatacağım tüm bu kötü olaylara rağmen şehitlerimizi anmak adına görev bildiğim bayrağı zirvede dalgalandırdığım için gururlanmıştım. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vatan onlara sonsuza kadar minnettar kalacak. İşte tüm kötü olaylar aşağı inmeye karar verdikten sonra başladı. Aşağıdaki kim olduğu belli olmayan kalabalık iyice çoğalmış ve iyice hareketlenmişti. Bunun üzerine önlem almak ve kendimi korumak adına kameramı, mikrofonumu açık bir şekilde cebime sakladım. Aşağı indiğimde kamerayı cebime koyacağım. Hatta aşağı az kaldı, kapatıyorum. Zaten birazdan izleyeceğiniz görüntülerde de göreceğiniz üzere aşağı indiğimizde toplanan grup Türk bayrağını açtığımız için anlamsız bir şekilde daha da sinirlendiler ve bize küfür etmeye, tehditler savurarak ellerindeki sopalarla bize saldırmaya başladılar. Ellerinde sopa olması yetmezmiş gibi hepsinin belinde silah vardı arkadaşlar. Bize sürekli kafanıza sıkarım, sizi öldürürüm, kaçarsanız şunu yaparım diye cümleler kurmaya başladılar. Biz sadece 3 kişiydik ve hiçbir kötü niyetimiz olmadığını, sadece
istediklerimiz için bayrak dalgalandırmak adına çıktığımızı söylememize ve onlara bayrağı göstermemize rağmen 10 kişilik silahla bu grup sürekli küfür ederek sopalarla bize nefes aldırmadan saldırdı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun süredir spor yapıyorum ve boksla uğraşıyorum. Böyle şartlarda da kendime güveniyorum, yanlış olmasın. Gereksiz gerek de beni yakından tanıyan insanlar ne kadar ılımlı, sıcakkanlı bir insan olduğumu bilirler. Kimseyle bir sorunum yoktur. İnsanlarla hep iyi niyet ve samimiyetle yaklaşırım. Ama bir şey olduğunda da kendimi koruyacak güce sahibim. Kuytu köşede bir yerde olmamıza rağmen bize saldıran kalabalık grup silahlı olduğu için ters bir hareket yapmadım. Çünkü özellikle arkadaşlarımın silahla yaralanmalarından çekiniyordum. Karşı grupta bulunan orta yaşlı eli sopalı adam sürekli küfür ederek sol bacağıma 5-6 defa sopayla vurdu. Arkadaşlarımı korumak ve yaşananları sona erdirmek adına onları kayıt altına aldığımı gösterdim ve bana direkt silah doğrulttular. Ve cebimi yırtarak kameramı gasp ettiler. Mikrofonlarımız hala kayıtta olduğu için olay yerindeki tüm sesleri kayıt altına aldı. Ve diğer arkadaşım grup bana saldırırken olayları kaydetmeye bir yandan devam etti. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler için gerçekten çok üzgünüm. Özellikle niyetim sadece şehitlerimizi anmak ve onlar adına farkındalık yaratmakken olay böyle yerlere geldiği için çok üzgünüm. Bu görüntüler bize saldıran grubun ne kadar kötü ve cani olduğunu bir kez daha gösteriyor. Elinde sopa olan ve sürekli küfür eden bize ilk saldıran şahıs aynı zamanda diğerlerini gaza getiren ve bize saldırmaları için yönlendiren de bu kişiydi. Arkadaşlar benim canım kolay kolay yanmaz. Zaten bunu takipçilerim iyi bilir. Yeri geliyor raptiyelerin üstüne atlıyoruz, biber gazı sıkıyoruz, fare kapanlarının üstüne atlıyoruz, kendime paintball tabancasıyla ateş ettiriyorum. Kanalımın konsepti zaten ekstrem şeyler. Canım nasıl yanacak? Sadece hem arkadaşlarıma yardım edemediğim için hem de tek amacım şehitlerimizi anmak adına kimseye zarar vermeden bayrak dalgalandırmak iken böyle bir olay yaşadığım için çok üzüldüm. Arkadaşlar bu video bizim için çok önemli. Şehitlerimiz için de yukarıda Türk bayrağı getirdik yanımızda. Evet. Vincin tepesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandıracağız. Evet. Doğru mu? Evet, şehitlerimizin anısına bu video olacak. Benim için hem çok duygusal hem de çok korkunç bir video. Gerçekten bunu başarmak istiyorum. Kötü niyetiniz yoktu ya. Ben seni de arkadaşını da anasını avradım. Seni bak abi vurma. Hayır tamam. Abi durun. Bak videoya çekiyorum abi dur. Videoya çekiyorum. Dur. Kerim lan sen. Başka bir şey yapıyorsun ona. Yine Faruk mu? Yok abi vurmasın bak. Vurma. Yok abi. Sıkarım bak sana. Ağlarız azıcık. Reis Allah. Verdiğim şey olmaz. Abi arkadaşlar bodurmayın dedi. Oğlum ben kamerayla ne işim? Sikim ben kamerayı. Sen belli ki baksana kamerayı görüyorsun. Yok bekle. Abiler polis aramış zaten ya. Zaten ben şikayetçi olacağım. Kamera kaydını zaten en başından sonuna kadar kayıtlaydı zaten. Üçünün de GBT'sini işte, eski suç kayıtlarını işte, TC verenlerin fotoğraflarını da işte. Kamera sende mi oğlum? Kamera sende mi? Evet. Ver. Ben de güvenliğin orada. Ozan biz hastaneden bir darp rapor alak. Arkadaşlar ben bu olayı kayıtsız bırakamazdım. O yüzden de avukatım Yasir Çeçan'la iletişime geçtim. Şimdi onunla bir görüşme sağlayacağım. Bu arada siz de şahit olun. Arıyoruz. Alo. Alo Yasir Bey merhabalar. Merhaba Ozan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. Biraz daha iyi oldunuz mu? İyileşebildiniz mi? Evet. İyileştim sıkıntı yok. DAP raporumuz var. Konuyla ilgili de bir açıklama videosu çekiyorum. Sizi de aradım. Bu süreci nasıl ilerleteceğiz? Ne yapacağız? Takipçilerimize de bir paylaşabilir miyiz? Ozan Bey öncelikle tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da geçmiş olsun. Şimdi zaten biz bu konu hakkında suç duyurusunda bulunduk Cumhuriyet Başsavcılığına. Hem kasten yaralama hem de yağma suçundan dolayı. Delillerimizi de ilettik. Zaten şu anda işlemler devam ediyor. Savcılıkta da irtibat halindeyiz.
konunun takipçisiyiz şu anda. Yakın bir zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Muhtemelen haftaya karşı taraf ifade verecektir. Hı hı. Sizin de ifadenize tekrardan başvurulacak bu konuda. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yani bizim başka yapacağımız bir durum yok galiba şu an için. Yok. Sadece ifadeniz alınacak tekrardan. Sonrasında bizde olacak. Biz takip edeceğiz. Ama hızlı bir şekilde sonuca kavuşturulacağına inanıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum Yasir Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Tekrardan geçmiş olsun Ozan Bey. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi avukatımla da konuştum. Yasal bir süreci başlatıyorum. Hani böyle olsun hiç istemezdim. Orada ben bütün duygu ve düşüncelerimi o şahıslara hepsini açıkladım. Fakat onlar anlamamazlıktan, dinlememezlikten geldi. Silah doğrultup hadi aşağı indirelim bunları, -1'e indirelim, Bodrum'a indirelim, işkence yapalım bile dediler. Hani o atmosferde bir şey yapamıyorsunuz gerçekten. Sizlerin karşısına da böyle bir olayla çıktığım için özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben tabii ki de içerik üretmeye devam edeceğim. Bu benim için bir sevda. Sizleri çok seviyorum. Geçmiş olsun dileklerini esirgemeyen ve yorum atan tüm kardeşlerime, abilerime, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.